Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda konuğum var. Konuğum kız arkadaşım. Kendisinin maşası bozulmuş. Kablosu bakın buralardan kopmuş. Kendisi biraz takıntılı olduğu için kabloyu tamir ettirmek yerine dedi ki yenisiyle değiştirelim. Bunu ben yapmayacağım. Kız arkadaşım kendi yapacak. Bir tane tornavida kullanarak bakalım yapabilecek mi? İlk başta yapacağımız işlem maşanın bu arkasındaki vidaları sökmek olacak. Vidalarımı çıkarttım. Tamir sonlandıktan sonra tekrar takacağım için şöyle kenara koyuyorum. Şimdi üst kapağımı açıyorum. Şöyle. Burada bir dönen kısım var. Buradan çıkartıyorum kabloyu. Kablomuz eski olduğu için bunun artık işimiz yok. Eski kablomuzu söktük. Şimdi yeni kablomuzu takıyoruz. Burada bir döner kısım vardı. Eski kablomuzu söktüğümüz. Aynen öyle. Oraya yerleştiriyoruz yeni kablomuzu da. Bu şekilde. Şimdi ilk olarak bu düğmemizi takıyoruz. Çünkü üst kapağı oturttuğumuzda bu geçmeyebilir. Daha sonra üst kapağımızı yerleştiriyoruz. Kapağımızı yerleştirdik. Tamir aşamamız sonlandı sayılır. Şimdi vidalarımızı geri takıyoruz. Olur öyle şeyler. Konuk olduğu için kız arkadaşıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kendi maşasını kendi tamir etti. Bunu sizler de kendiniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Ufak tefek şeyler arkadaşlar. Bir kabloyu alıyorsun. Aynı kendine uyacak kabloyu. Şu arkada zaten iki tane vida var. Vidayı söküyorsun. Kabloyu yine aynı şekilde soketini takıyorsun. Olay bundan ibaret. Tabi sadece her bozulma durumunda kablo bozulmamış olabilir. Daha farklı bozulmalar gerçekleşmiş olabilir. Ama bu ufak tefek şeyleri sizler de kendiniz yapabilirsiniz. Bu tarz işleri yaparken kesinlikle dikkatli olmanız gerekir arkadaşlar. Ben burada arkadaşımın yanında durduğum için her türlü dikkati veriyordum. Ama siz tek başınıza olacaksınız muhtemelen. Bu işi bilmeyen bir kişi olarak işe başlayacaksınız. Bundan dolayı kesinlikle bitirmeden bir şeyi prize takmayın. Bu şekilde deneyin. En kötü ne olur? Sigorta atar. Tabii ki de çıplak kabloya vesaire bu şeylere dokunmayın arkadaşlar. Şimdi hemen prize takıyorum kablomu. Anahtarı açtığımda bakın şu an çalıştı. Zaten ışık yandı mı kendisi çalışıyordu. Kabloda bir sıkıntı yoktu. Önceden böyle hafif çevirmeme bile bozulma yapıyordu. Açma kapama yapıyordu. Kabloyu tamamen değiştirdik. Temiz bir işçilik oldu arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha önce böyle bir tamir yapmamıştım. Sizin de böyle küçük ufak tefek arızalı eşyalarınız varsa sizler de kendiniz bu videoyu veya başka bir yerlerden izleyip tamir edebilirsiniz. Özel ufak tefek tamir videolarını ben çekerim herhalde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.